Evet sevgili seyircilerim, şimdi neredeyiz? Gülpınar Mahallesi'nde. Nerenin Gülpınar Mahallesi? Gördesin. Gördesin, Gülpınar Mahallesi'ne geldik. Başkanımla beraber. Kardeşlerim burada baktık ki zeytin topluyorlar. Evet. Nasıl zeytin bu zeytin? Bastırmalı, yağlık zeytin bu. Yağlık, evet kardeşlerim görüyorsunuz. Tamamen ne, organik mi? Organik bu. Tamamen organik. Hiç ilaç yok. Organik, evet. Tamamen organik. Bu trilya zeytini derler buna. Organik bu yemeklik. Şimdi ne kadar sonra sıkacağız bunu? Bunu bir ay sonra yersin. Bastırdın mı? Hayır, sıkmasını diyor. Ha sıkma. Ha ya onu fabrikada fabrikaya bağla. Hemen sıktım. Bakın sevgili seyircilerim, görüyorsunuz bakın hemen böyle yağlı, bakın zeytinimiz çok bol. Şeyi bakın, küçücük bir şeyde bile ne kadar çok çıkıyor. Güzel bu. Çünkü bunun yağı bol bir zeytin. Evet. Değil mi ana? Evet. Evet. Siz kendiniz nasıl çıkarıyorsunuz bunun yağını? Şeyden götürüyoruz, çıkarttırıyoruz. Hepsini fabrikada? Evet. Ha eskisi gibi böyle çuvala basıp ayaklarınızda hiç yapmıyorsunuz. Niye yapmıyorsunuz? Çok ya. Yağ çok. Birazcık olsun, kendiniz de yapsanız iyi değil mi? Az kana yapıyorduk. Şimdi kaç çok oldu, yağladı, güzel çıkıyor fabrikalarımız. Ha. Ondan fabrikaya gönderiyoruz. İlçemize fabrikada kuruldu. Fabrika var ilçemizde, kuruldu. Peki... Kendinize bu zeytin sütü diye bir şey var. Ondan yapıyorsunuz mu? Yok. Hayır. Zeytin sütü ne? Yağ olmuyor mu zeytin sütü? Yağından hangi yağ ama? Ayak yağı var. Ondan sonra orada çıkarma yağı var. Şimdi ayak yağı nasıl ayak yağı? Şimdi bizim öğretilen şöyle. O çuvallarla suyun içine basıyorlar şeyi. Isıcak suyu döküyor üstüne. Basıyorlar, yağ çıkıyor. Suyun üstüne çıkan ilk yağ zeytin sütü diyorlar. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru söylüyorum. Peki ondan niye yapmıyorsunuz? Çok ya, nankabirini yapacaksın. Birazcık yapın kendiniz için. Bu yıl yapam Leyla abla. Nasılsa bilmiyoruz. Yaparım büyük, ben yaparım. En büyük nimet onda. Yaparım. Zeytinin esas en büyük, en sağlıklı. Tamam. Sizi her türlü hastalıktan koruyacak en büyük şifa. Kendinize yapın muhakkak. Tamam. Tamam inşallah. Tamam muhakkak inşallah. Kendinize yapın. İnşallah hocam. Fabrikaya gönderin, göndereceğiniz zaman bir kısmını kendinize ayırıp o zeytin sütüyle bir çuval yapsak yeter. Hep aynen öyle. Ondan şöyle hastalanmamak için her gün bir çorba kaşığı için. Tamam. Evet sevgili seyircilerim, zeytinde en önemli özelliklerden biri böyle gördüğünüz gibi organiğini yakalamışız. Çok güzel denk geldi. Evet. Bu en doğal haliyle ve bu sıkmalık, yani tam yağlık bir zeytin, çok da yağ bol. Bunun en büyük özelliklerinden birisi de zeytin sütü denilen zeytinin en özel kısmı. Evet. Hemen fazla beklemeden. Beklediği zaman asidi çoğalıyor. Aynen hocam. Durdukça. Aynen, evet. Hiç bekletmeden hemen sıkmak lazım. Evet, onu sıkıp, aynen. Aynı gün götürülüyor hocam. Aynı gün. 8 saat içerisinde fabrikaya ulaştırılıyor. Çünkü bekledikçe asidi çoğalıyor. Çoğalıyor. Ama bu şekilde hemen kendini sıkıp bir de o suyun üstüne çıkarını aldığınız zaman o çok kıymetli bir yağ oluyor. Onu yapın asit. Hocam bizim yağlarımız şu anda. İşte, görüyor musunuz sevgili seyircilerim? En güzel yağ. Bunu biraz da yüzünüze sürün şöyle. Cildinize sürün. Kırışmazsınız. Evet tamam. Çok dinliyoruz biz seni. Çok dinliyoruz televizyonda. Sevgili seyircilerim, ablamın en çok burası hoşuna gitti. Sağlıklı olursun falan hiç değildi ama çok kırışıklıklara çok iyi gelir deyince ablamın çok hoşuna gitti. Genç kalmak güzel şey. Değil mi? Genç kalacaklar. Genç kalacaklar. Evet. Evet. Nasıl topluyorsunuz? Bir göster bakayım abla. Nasıl yapıyorsun? Bir yap da göster bize bakayım. Evet, elleriyle topluyor tamamen doğal metotla. Bunun makinesi de var ama buradaki ağaçlar küçük makine olduğu için makine kullanmıyorlar. Hocam. Elleriyle topluyorlar. Elimizden. Bu zeytini evde sıktınız. Evet. Çekirdekleri ne ediyorsun? Çekirdekleri koşuyoruz. Ne yapıyorsun çekirdekleri? Atıyoruz. Niye atıyorsun? Ne yapacağız? Şimdi iyi dinleyin. Çekirdeklerini bu sıktın, yağ çıktı. Bakın ne kadar güzel yağ çıktı. Evet. Sonra içinden çıkan çekirdeklerini atmayacaksınız. Ha. Bu çekirdeklerini bir taşın bezin arasına koyup kıracaksınız. İçinden çekirdekler çıkacak. Evet. O çekirdeklerden de her gün bir ikişer tane yutun. İçinde özü. Özünde, bunun özü. Özünde. Ondan yutun. En hocam, güzel E vitamini var. Biz bunun oluşunu yani sofrada kana yutuyoruz. Hah.
Ben de yutuyorum ama sofrada kendine ne oluyor? Dur. He. Sofrada kendine ne oluyor? Tuzdan dolayı bunun şeyi bozuluyor kısmen. Ama biz tuzları da ölçerek atıyoruz. Bir dakika. Ölçerek de aslan şey yapsan da bunun içinden tuz geçiyor. O zaman bunun içindeki çekirdeğin özünde kısmen de olsa kısmen bozulma oluyor. Ama sen bunu sıktın, yani yağlık sıktın, ondan sonra bu çekirdeği kırıp içini aldığın zaman özü hiç bozulmamış oluyor. He. İşte o özünden de yuttuğun zaman en güzel E vitamini oluyor. E vitamini hücreleri yenileyici, gençleştirici, tazeleyici en önemli kısmı. Sakın bu çekirdekleri yazık etmeyin. Yutacaksan da bu çekirdeği yut. He. Tuzsuz olandan yut. Tamam. Ama şey dışında da kırıp içinin özünü de yuttuğun zaman en güzel E vitamini. Evet. Sakın ihmal etmeyin. Tamam. Tamam abla. Tamam hocam. İyi. Evet, hadi teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizlere de kolay gelsin. Ayaklarınıza sağlık. Zeytin güvenini de hadi biraz zeytin koyalım.